Yeşilçam'da bir dönem akılları baştan alan 19 muhteşem vamp kadından bahsedeceğim. Yeşilçam'ın vamp kadın oyuncularından Leyla Sayar. 1939 yılında dünyaya gelen oyuncu, 1950'li yıllarda Caddebostan plaj güzeli seçilmiştir. Ve daha sonra Yıldız Dergisi'nin düzenlemiş olduğu yarışmada ikinci olan sanatçımız 1958 yılında ise sinemaya başladı. Bir dönemde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da eğitimler aldı. Kendisi 22 Temmuz 2016'da aramızdan ayrılmıştır. Yeşilçam'ın diğer vamp kadınlarından Lale Belkıs. 1938 yılında dünyaya gelen oyuncumuz, asıl mesleği de mankenliktir. Uzun boyu ve fiziğiyle Yeşilçam'ın ve sinemada çok dikkat çekici ve güzelliğiyle hitap eden bir sanatçıdır. Lale Belkıs ise ve birçok yardım kuruluşun da gönüllü üyesidir. Yeşilçam'ın diğer vamp oyuncusu ise Zerrin Egeliler. 1942 yılında doğan sanatçı, güzelliğiyle 70'li yılların arzu nesnesi olarak sayılıyordu. Özellikle baygın bakan gözleri dillere destandı. 1979 yılında çok zor bir rekor kırarak 37 film birden çekmiştir ve bunu bir yıl içerisinde yapar. Bir yılda 37 film ile bir rekor kırar. Yeşilçam'ın vamp bayan oyuncularından Arzu Okay. 1970'li yıllarda rüzgar gibi esip geçen güzelliğiyle isim yapan oyuncu, 1970'li yıllarda güzelliğiyle rüzgar gibi esip geçen oyuncu, Ayhan Işık ile oynadığı filmlerle tanındı. Bir dönem erotik film füryasına çalışmak zorunda kalan Okay, yıllar sonra vermiş olduğu bir röportajda ise şu sözleriyle o dönemi anlattı. Her şey mecburiyettendi. Mecburiyetliğini ifade eden sanatçı şu sözlerle devam etti. Keşke Bilge Olgaç da bu tür filmlerde oynasaydı ve bu şekilde ölmeseydi. Çünkü zavallı Bilge durumu olmadığı için kaloriferli evde oturamıyordu. Sobalı bir evde çıkan yangında yaşamını yitirdi ve bunu hazmedemiyorum dedi. Bazı şeyleri kaloriferli evde ve konforlu bir hayat sürmek için mecburi bir şekilde yapmak zorundaydık diye devam etti. Yeşilçam'da bir dönem adını yazdıran diğer vamp kadın oyuncu Birsen Ayda. Birsen Ayda 1946 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yıllarda ise sinemaya adım attı. Biz onu aslında çok yakından tanıyoruz. Malkoçoğlu, Battal Gazi ve bir dönem Cüneyt Arkın'ın filmlerinde muhakkak ki görmüşüzdür. Bu filmlerde ise her zaman onu Bizans prensesi olarak görüyorduk. Sanatçı 2011 yılında kalmış olduğu huzur evinde yaşamına veda etti. Ve diğer vamp kadın oyuncu Oya Peri, 1946 yılında doğan sanatçı, 1946 yılında doğan oyuncunun asıl ismi Perihan Kocamaz'dır. Onu en çok Türkan Şoray'ın Ağlayan filminde, Melek filmindeki Tasula olarak hatırlarız. Hayatının belli bölümlerinde belli bunalımlar geçiren oyuncu intihar etmeyi bile düşünmüştür. Yaşamına ise İstanbul'da bir huzur evinde yaşamaya devam etmiştir. Ve diğer vamp bayan oyuncu, Yeşilçam'ın vamp bayan oyuncularından Feri Cansel, 1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Oyuncunun yıldızı 1974 yılında Yeşilçam'da patlamaya başlamıştır. Dönemin en güzel vamp kadın oyuncularından olan Cansel, 1983 yılında nişanlısı tarafından acımasızca öldürülmüştür. Ve diğer vamp kadın oyuncu Melek Görgün, 1949 yılında Adana'da doğan oyuncu, 1967 yılında sinemaya başladı. O dönem kadın oyuncularla yapılan kategorizasyon sebebiyle birçok oyuncunun gölgesinde kaldığı söylenir. Belki de bu yüzden sinema hayatını kısa tutarak 1978 yılında kariyerini kendi isteğiyle bitirmiştir. Mine Mutlu, asıl adı Emine Özatmacı olan oyuncu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 19 yaşında girmiş olduğu bir yarışmada Türkiye güzeli seçildikten sonra sinemaya başlamıştır. Masum yüz ifadesiyle çok beğenilen oyuncu, uzun süre akciğer kanseriyle mücadele ettikten sonra 1990 yılında henüz 42 yaşındayken hayata veda etti. Ajda Pekkan, 1946 yılında doğan Pekkan, sanat kariyerine sinemayla başladı. 1963 yılında ilk oynadığı film ise Adanalı Tayfur'dur. Adanalı Tayfur filminden sonra ise 46 filmde oynadı. 46 filmden sonra yaşamına müzik kariyerine devam ederek toplam 46 film çektikten sonra kariyerine müzikle devam etmiştir. Seher Şeniz, 1948 yılında doğan oyuncu, 1966 yılında katılmış olduğu bir güzellik yarışmasında ikinci olduğu ilan edilince jüriye ikincilik kurdalesini fırlatmaktadır. Tanınmıştır ve böylece adını duyurdu. 1965 yılında sinema kariyerine başlamış olduğu
Yılmaz Güney ile başrol oynamışlığı vardır. Tüm bunlara rağmen başlamış olduğu bu yolculukta asla mutlu olamayıp intihar ederek yaşamına son vermiştir. Arkasında bırakmış olduğu intihar mektubu, daha 15 yaşındayken yazmış olduğu satırlar, daha 15 yaşındayken anlamıştım bu dünyadaki insanların ne kadar mal olduğunu. Bu şekilde son mektubunda bu sözleri yazmıştır. Ve diğer oyuncu Figen Han, asıl adı Neval Karpuz olan oyuncu, 1950 yılında doğmuştur. 1967 yılında oyunculuğa, sinemaya başlayan sanatçı, toplamda 73 adet filmi vardır. Bildiğimiz kadarıyla da bu dönemlerde ise Şişli'de bir bodrum katta kedileriyle beraber bir yaşam sürmektedir. Diclehan Baban 1934 doğumlu, aslında bir radyo sanatçısıdır. 1950'li yıllarda radyoda şarkı söylerken, 1967 yılında ise Şoför Nebahat filmiyle sinemaya adım atmıştır. 1978 yılında ise kanser sebebiyle hayata gözlerini yummuştur. Özcan Tekgül, 1941 yılında doğan sanatçı, katıldığı bir plaj güzeli yarışmasında birinci olur ve kendisine dansözlük yapılması teklif edilir. Kariyerini başarılı bir dansöz yazdırdıktan sonra sinemaya geçiş yapar. 1980'li yıllarda ise Kültür Bakanlığı tarafından ödül verilir. Hakkında sürekli ölüm haberleri çıkan ve bunların hakkında sürekli asılsız çıkan ölüm haberleri ile 2011 yılında geçirilmiş olduğu bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Kimsesi olmadığı için ise 3 gün morgda kalmıştır ve tesadüfen onu tanıyan bir hayranı tarafından kimliği belirlenmiştir. Yeşilçam'ın vamp bayan oyuncularından Devlet Devrim, 1944 yılında Türk bir anneden ve Mısırlı bir babadan dünyaya gelmiştir. 1961 yılında ise Ses Dergisi'nin açmış olduğu bir yarışmada ise birinci olduktan sonra sinemaya başladı. Özellikle gözlerinin güzelliği o dönemin tüm sinema severlerini derinden etkiledi. Yeşilçam'ın vamp kadın oyuncularından Neriman Köksal. 1928 yılında dünyaya gelen Neriman Köksal, bir gün İstiklal Caddesi'nde yürürken yönetmen Metin Eksan tarafından keşfedilmiştir. Üstelik tam da Fosforlu Cevriye filmi içinde. Kadın başrol oyuncusu ararken rolünün hakkını o kadar iyi vermiş ki o gün sonra ise hep Fosforlu Cevriye olarak anılmıştır. Dillere destan güzelliği sebebiyle Afet-i Devran lakabı ile Afet-i Devran Neriman olarak da lakap takılmıştır. Sanatçı 1999 yılında aramızdan ayrılmıştır. Yeşilçam'ın vamp kadınlarından Mine Soley, asıl adı Emine Gül olan sanatçı, 1944 yılında Trabzon'da doğmuştur. Dönemin vamp kadın oyuncularından kabul edilse de kendisi bunun sadece üstüne biçilen bir elbise olduğunu söylemiştir. Yeşilçam'ın diğer vamp kadın oyuncularından Sevda Ferda, 1942 yılında doğan Sevda Ferda, asıl ismi Lütfiye Dumbul'dur. Sinemada genelde vamp kadın rollerini oynasa da yardımcı oyuncu rollerinde de büyük bir başarı sağlamıştır. Sevda Ferda, yani kendisinin Altın Portakal Film Festivali'nde almış olduğu birçok ödül vardı. Diğer vamp kadın oyuncu ise Suzan Avcı. 1937 yılında doğan aktrist, Bursalı Tatar bir ailenin kızıdır. Babası vefat ettikten sonra İstanbul'a taşınıp bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlamış. 13 yaşındayken ise bir derginin yapmış olduğu yarışmada başarı sağlamış olsa da annesi onun oyuncu olmasını istememiş. Ve daha sonra ise sinema dünyasına adım atmış bulundu. Ve hepimizin çok yakından tanıdığı en ünlü vamp kadın oyuncularından biri oldu. Onlar güzellik konusunda Yeşilçam'ın tabii ki dünyaya kafa tutan kadınlarıydı. Zamanın yönetmenlerinin ve yapımcıların üstlerinde oluşturmuş oldukları vamp kadın imajını hakkıyla taşıdılar. Her ne kadar vamp kadın kast olarak ara bozucu olsa da tamamen baştan çıkarıcıydı. Onların üstüne sahip olmalarının sebeplerinden biri de bulundukları döneme göre tabii ki cesur rollerde oynamalarıydı. Kimisi gönülden, kimisi de mecburiyetten. Birçoğunun yaşamış olduğu hayat, oynadığı rolün tam tersine lüksten ve mutluluktan uzak oldu. Gerçek dünya ve sinema arasında kalan bazıları içinse bunalım kaçınılmazdı. Ve dramatik hayat sonrasında Yeşilçam'ın bu güzel kadınlarını sevgiyle anıyoruz.